Sıralar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yapıtlarına Ahmet Ümit'in Patasana adlı ürünüyle devam ediyoruz. Evet, eser Patasana, yazar Ahmet Ümit. Kitabın adı olan Patasana, kitapta geçen Hititli bir saray yazmanı olan kişinin adıdır. Bu yazmanın gizlice yazdığı, aynı zamanda resmi olmayan tarihin ilk belgeleri olacak tabletleri, kazıları sırasında bulan arkeologların çevresinde meydana gelen gizemli cinayetler, olay örgüsünü oluşturmaktadır. Kitapta bir yandan arkeologların öyküsü anlatılırken, bir yandan da tabletlerde yazanlar verilmektedir. Kitap bir cinayet haberiyle başlar. Bu sırada kazılar sürdürülmektedir ve tabletlerin bir bölümü çıkarılmıştır. Cinayet haberi çeşitli kuşkular doğurmuş, olayın farklı biçimlerde yorumlanmasına ve arkeologlar arasında huzursuzluk çıkmasına neden olmuştur. Ahmet Ümit'in her kitabında olduğu gibi okuyucu yine ters köşeye yatırılmış, katil hiç beklenmedik bir kişi çıkmıştır. Tabletlerde ise Patasana adlı Hititli saray başyazmanı çocukluğundan başlayarak yaşadığı belli başlı olayları, yaşadığı aşkı ve kinini tarihi olaylarla birlikte içten bir biçimde anlatır. Tabletleri gizlice yazmasının nedeni, saray yazmanlarının kralın bilgisi dışında ve devleti küçük düşürebilecek yazılar yazmalarıydı. Arkeologların öyküsünün anlatıldığı bölümün baş kahramanı Esra'dır. Kazının sorumlusu olan Esra adlı arkeolog, olayları anlatan ve yorumlayan, zaman zaman okuyucuyu yönlendiren karakterdir. Tabletlerin yer aldığı öykülerin baş kahramanı ise Patasana'dır. Adeta günlük tutarcasına yazdığı tabletlerde önemsiz gibi gözüken ama onu bulan arkeologlarca çok değerli olan olaylar anlatılmıştır. Onu tabletleri yazmaya sürükleyen kendisini suçlu hissetmesidir. İçinde kendisini kötü sıfatlarla değerlendirdiği tabletleri yazma amacı ise insanlar arası kötülüğün, ölümlerin, savaşların bitmesidir. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.